Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün elimizde şöyle bir şey var. Farklı bir konsept deneyeceğim. Bu şeyi ben freelance bir iş olarak aldım. Render benim değil, model de henüz ortada yok. Şöyle bir şey düşündüm. Bu işin başından sonuna kadar geçen süreci videoya çekersem biraz daha faydalı olacak gibi düşündüm. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Ağırlıklı olarak modelleme üzerine olacak ve seri olacak bu ders sanıyorum ki. Şöyle bir şey oldu. Ben kulaklığı kafama geçirip kulaklıklı mikrofonu kablosunu takmamışım mal gibi. O yüzden bu ikinci çekişim. Şöyle bir planım vardı. Hiçbir hazırlık yapmadan başlayayım da bari daha çok hatayla karşılaşırım. Bu da hani muhtemelen sizin karşılaşacağınız hatalar olur. Daha faydalı bir ders olur gibi düşünüyordum ama şu an yarım saatlik bir dersi çekmiş ve çektiğim dersi silmiş. İkinci bir dersi çekiyor olarak karşınızdayım. Bu yüzden yeterince pratik yaptığımı düşünüyorum. Böyle bir aksilik yaşadık. Şimdi elimizdeki şey bu. Muhtemelen sadece modellemesi mi yapılacak bunun? Yani render şeklinde bir görsel isteyebilir müşteri benden. Render konusunu nasıl derse çekebilirim? Emin değilim çünkü laptoptan çalışıyorum ben. 4 çekirdekli saçma sapan da bir laptopum var. Bu yüzden biraz mide bulandırıyor render süreci. Ama bir şeyler yapmaya çalışacağım en azından. Materyal oluşturmaya yavaştan girebiliriz. Bunun dışında bu oyunda kullanılacak bir model olmayacakmış. Konuştum. Muhtemelen böyle render alıp bir köşeye mi koyacak? Hiçbir fikrim yok. Sadece bu modeli yapmalıydı. Şimdi oyunda kullanılmayacağı için topolojik şeyleri kafamıza takmamıza çok fazla gerek kalmayacak gibi ama ben mümkün olduğunca temiz bir topoloji bırakmaya çalışacağım arkada. Şimdi baktığımız zaman çok komplike bir model değil aslında ve ben daha önce %70'ini modellemiş olduğum için hasbelkader biraz hızlı gidebilirim. Mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışacağım. Hani yarım saat önce yapmış olduğum her şeyi unutmak için bir çaba sarf edeceğim. İlk ders boyunca. Dediğim gibi çok komplike bir modele benzemiyor. İşte bir silindir var, ortasından kemer geçiyor falan. Biraz daha üstüne konuşacak olursak, simetrik bir model bu. Dolayısıyla hani şu kemerin şu kısmını, yani kemeri tam ortasında gibi düşünürsek üstünü modelleyeceğim. Alta. Ya işte bunu tekrar duplicate edip aşağıya çevireceğim vesaire. Dolayısıyla yarısını modelleyerek tamamını modellemiş olacağım. Yavaştan başlayalım. Şu an yılmış vaziyetteyim. Sahnemi oluşturdum. Bir silindir oluşturdum. Silindir diyorum, küre. Bunu böyle bir 30 katı falan büyüklükte yapacağım. Şu şekilde. Şimdi gelelim. Şöyle küçük küçük küreler var bunun üstünde. Gördüğüm kısmı silindirin tam %50'si olarak kabul ederek şunları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi gördüğümüz kısmı kürenin yarısıysa ve yarısı üzerinde 14 tane küçük kürelerden varsa arka tarafında da bir bu kadar olması lazım. Dolayısıyla şunlardan kürenin tamamına 28 tane koyacağım. Ve eğer şurası tam ortasıysa yatay olarak şunları koyacağım yerde
Kürenin yarısının biraz daha üstü olacak. Şöyle göstererek anlatmaya çalışayım. Şu silindiri dörde böldüğümüzü düşünelim. Silindir diyorum, küre. Pardon. İşte 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla bunları koyacağımız yer şunun biraz daha üstü. Yani şurası falan olacak. Atıyorum. Yani oranın biraz daha altı ama. Neyse. Şimdilik bu dursun. Bir tane daha küre oluşturacağım ben. Kenara çekeceğim. 8 ile başlayacağım. Şu gördüğümüz kürecikler. Şuradan daha güzel görürüz. Bir kürenin dörtte biri mi? Dörtte biri kadar falan. Dörtte bir buçuğu diyebiliriz. Dolayısıyla hani yarısını değil de bir üstündeki daha face loop'u seçeceğim ve sileceğim. Şöyle bir şey kalacak elimde. Şöyle bir şey var. Ve altında böyle kare gibi bir platform var bunun. Altına böyle bir şey oturtacağım. Bir küp oluşturdum. Şöyle çektim. Şu wireframe on shader'ı da açayım. Kendine gelirse arkadaş. Ortasından tuttum. V'ye basılı tuttum ve şuraya snapledim bunu. Daha sonra bunun pivotunu tam ortasına değil de şöyle üstteki yüzeyin tam ortasına aldım. Aşağı indirdim. Şunu da smooth moddan çıkarayım. Y eksenini seçtim. V'ye basılı tutuyorum. Orta klikle şuradaki vertexlerden herhangi birini seçtim. Ve bunu snapledim. Şöyle inceltiyorum birazcık. Ortadan scale ediyorum. Biraz da incelttim. Tamamdır. Şöyle bir şey var elimde. Bunu 28 tane yapacağım ve etrafına dizeceğim. Şimdi bunu gruplayalım. Pivotunu da D ve V'ye basılı tutarak orta klikle şuradaki vertex'e şey yaptım. Tıkladım. Sürükledim daha doğrusu. Elimde grup var ve pivotu burada. Ama ben tabanında olmasını istiyorum bunun. D ve V'ye basılı tuttum tekrar. Şu oktan aşağı doğru çektim. Şu vertex'i gösterdim. Oraya sineplemiş olması lazım şu an. Aynen. Şimdi W'ya bastım. Şu edge loop'a snapleyeyim bunu şimdilik. Ortası şurası. Şuraya. C'ye basılı tutarak orta tekere tıklıyorum ve gezdiriyorum şey üstünde. Edge üstünde. Rotate ediyorum. Yapamamışım nedense. Şöyle tekrar. Allah Allah. Snap yapayım direkt şuraya. Aynen. Şöyle biraz şu maviden tutup rotate edeyim. Şunu object diyeyim ki tam objenin yönüne göre bunu yerini değiştirebileyim. Şöyle içeri soktum. Şuradan bak, içinden bakacağım. Tam şuraya, şurada paralel bir dikdörtgen elde etmeye çalışıyorum. Şu şekilde. Ve şu şeye, alttaki kareye kontrol Z yapayım bir. Seçtim. Hani tam yatay olarak bir edge loop elde etmek istiyorum. Şunun üzerinde. Edge loop seçtim. Kontrol sağ klik. Edge ring utilities to edge ring and split dedim. Dikey olarak da bir tane istiyorum. Dikeydeki, yani üstteki edge'i seçtim. G'ye bastım, aynı işlemi tekrarladım. Şimdi şu ikisi grup halinde ya. Herhangi yani grup aynı gruba dahil olan herhangi bir objeyi seçiyorum. Klavyenin üst dokuna bastığım zaman
bu şeyi seçmiş oluyorum. Grubu seçmiş oluyorum. Bunu biraz daha dışarı çıkarabilirim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi ama bundan 28 tane daha yapmam lazım. Hani zaten şu ana kadar geçen süreçte bir 5 dakika harcadım herhalde. Bunu hızlandırmak adına ne yapabilirim? Şimdi ben bunu şey yapacağım falan. Tam şu eşleri denk getirirsem, işte duplicate ettim. Onu şuraya snapledim. İnşallah. Yapamadım. Niye? Şöyle işte rotate yaptım falan. Yaptım da hani buradaki edge loop sayısı yeterli gelecek mi? Bana 28 tane lazım. Dolayısıyla şu arkadaşı siliyorum. Büyük küreme tıkladım. Bize 28 tane lazımdı. 28 yaptım. Eğer bunların her birine bir tane şunlardan yerleştirirsem işlem tamamdır aslında. Ama ben istiyorum ki şu ikisi arasında bir tane daha edge loop geçiyor olsun. Dolayısıyla bu sayıyı ben iki katına çıkaracağım. Şu şekilde. Grubumu seçtim. Ve şunu da şuradaki eşluba taşısam biraz daha güzel olacak gibi. Rotate yapıyorum tekrar. Ve içine doğru gömüyorum. Şuradan. Aynen bu şekilde. Şunu kapatayım bir bakayım nasıl görünüyor. Fena değil. Ama biraz küçük mü? Evet biraz küçük. Grubu seçtim. Şu merkezden büyüttüm. Bu çok mu büyük oldu? İyi, iyi gibi. W'ya bastım. Move Tool'a geldim. Şimdi tekrar içeri ittirdim. Şu an elimde böyle bir şey var. Şunu da açarsam. Şimdi bundan 28 tane etrafına dolamak istiyorum. Grubu seçtim. Bu grubun pivotunu kürenin tam merkezine çekeceğim. D, V'ye basılı tutuyorum. D ve V'ye aynı zaman aynı anda. Önce D'ye sonra V'ye bu arada. Orta tekerle şu ortadaki vertex'e tıklıyorum. Orta tekerle ve oraya gelmiş oluyor. Şimdi Rotate Tool'un Axis Orientation'ı Word'de güzel. Edit Duplicate Special'dan şunu resetleyeceğim. Grubumu seçtim. Şimdi benim şu eksende bunu rotate etmek istiyorum. Biraz matematikten yardım alacağım. Ara hesap makinesi. Şimdi bunun çevresi 360 derece. 360 bölü ben 28 tane koyacağım. 28'e bölüyorum bunu. Şu elde ettiğim sayı benim kaç derecelik aralıklarla rotate etmem gerektiği. Yani şu şekilde. Y ekseninde rotate etmek istiyorum ben. Şu kadarlık açıyla rotate etmek istiyorum. Hadi birini de ekleyeyim de. Ve bundan 28 tane yapmam gerekiyor. Zaten bir tane burada var. 27 adet y ekseninde şu kadarlık açıyla duplicate yap. Kopyala yani. Apply diyorum. Etrafına dizmiş oluyorum. Kapatayım bir bakayım dışarı çıkan var mı, içeri giren var mı vesaire. Şu an temiz gibi. Bundan üstte de yapacağım bir tane. Bunun bir tanesinin pivotunu kendi merkezine çekeyim. D ve V'ye tekrar basılı tutarak tabana alayım. Kontrol D deyip duplicate yaptım. Ve bunu şuradaki edge loop üzerinden rotate edeceğim bir kez daha. Şimdi şöyle bir şey yapacağım.
Şunu World'den Object'e geçirmem lazım ki canım yanmasın bunu denk getirirken. Şöyle bir rotate yaptık. İçine sokarak şuradan bakalım. Şöyle falan. Aynen. Ama üsttekiler biraz daha küçük zannediyorum. Değilmiş. Ben çok azıcık küçültmek istiyorum bunu. Şöyle falan. Azıcık da dışarıya. Tamamdır. Bunu aynı işlemi tekrar uygulayacağım. W D ve V'ye basılı tutuyorum. Pivot'umu merkeze taşıyorum. Rotate Tool'un Orientation'ını World yapıyorum. Edit, Duplicate Special'a yap ayarlar zaten yapılı olduğu için bu sefer tekrar ayar yapmadan şöyle tıklıyorum. Etrafımda şu küreciklerden tekrar elde etmiş oldum. Şu tepesinde bir tane küre var. Şunlardan birini kopyalayıp kullanabilirim. Tekrar yap, boz, kopyala, sil falan vesaireyle uğraşmamak için. Şunu tekrar objekte alayım. Hop. Help map istemiyorum. Yanlış oldu. Şöyle. Front view'dan daha iyi görürüm. Öncelikle şu pivot'u bir şuraya bir yere taşıyalım. Tam paralel yapmaya çalışıyorum. Şuraya oturttum. Ve biraz daha büyüteceğim. Şöyle falan. Hatta şöyle. Bir kısmının içeride olmasına her zaman dikkat ediyorum. Çok milimlik bir kısmının. Şöyle baktığım zaman şu an elde ettiğim şey hoşuma gitmiyor değil. Şimdi yarısını yapacaktık. Üst kısmını yapacaktık. Alt tarafını silebilirim. Boşuna kalabalık yapmasın. 24.000 face. Şu an elimde yarısı var. Sen de gidebilirsin. Referans resmime tekrar bakıyorum. Şöyle içe doğru extrude'lar yapacağız. Şöyle yapalım. Multicut tool'u seçtim. Mesh Tools'dan Multicut Tool. Kontrole basılı tutarak şu edge üzerinde gezdiriyorum. Şöyle bıraktım. Ben öyle bırakmamıştım ama. Ha, ben 3'e basmışım falan. Şöyle bıraktım. Şu edge'leri, şey face'leri, çok pardon. Tek tek seçeceğim. Durdurayım, vakit kaybı olmasın. Evet, hepsini seçtim. Extrude yapacağım. Yani bir saniye ya. Neyse, küre şeyinde. Valla şöyle bir hata yaptık. Şunu sileceğim. Multicut Tool'un ayarlarına geleceğim. Şu Edge Flow tikini işaretleyeceğim. Şu kadarlık bir alan. Bu şunu yapıyor. Hani bakın şu iki edge loop arasındaki mesafeyi ve edge loopların konumunu hesaba katarak yeni bir edge loop oluşturuyor. Hani topolojiye uygun. Eğer şuraya bir edge loop koyarsam sıradan bir edge loop tam ortasından bir edge loop çıkaracak. Hani ama böyle yaptığım zaman yüzeyi de bozmamış oluyorum. Tekrar durduracağım ben bunu. Seçtim, geri geldim. Extrude diyeceğim. Ctrl E 2016'da. Bunun kısa yolu. Ve şu thickness'ı
çekeceğim ve bu içeri doğru gitmiş olacak. Ve bunun biraz daha altına şuraya da bir edge loop ekleyeyim. Şöyle. Of, çok oldu. Şöyle. Oraya değil de oranın bir altına yapayım ben. Altına mı yapayım ben? Yok. Orası iyiymiş ya. Shift Z yaptım. Tamamdır. Şu edge loop'u seçtim. Hani şu aralığın biraz daha yukarı doğru genişlemesini istiyorum ben. Şu edge loop'u seçtim. Shift sağ klik. Slide Edge Tool'dan orta kliğe tıklayarak gezdiriyorum. Şu aralık benim için iyidir. Şu edge loop'ları seçeceğim. Şey, face'leri. Çok pardon. Yanlışlıkla seçilmiş. Bunları da seçtim. Ctrl E dedim tekrardan. Thickness'ı azaltarak bunu da içeri doğru ittiriyorum. Elimde şöyle bir şey var. Yani silindirimin, küremin yarısı büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Ufak bir deneme render'ı alacağım. Ctrl G dedim, önce grupladım. Sonra Ctrl D dedim. Duplicate ettim. Ve J'ye basılı tutarak rotate ediyorum bunu. 180 derecelik bir açıyla. Elimde olan şey şu an budur. Ben V-Ray kullanıyorum render motoru olarak. V-Ray. CI'yi açacağım. Primary Bounces'ı Readiness Map yapacağım. Hızlıca geçiyorum buraları. İleride anlatacağız bunları. V-Ray Sun and Sky. Bir Sun, bir de Sky oluşturuyorum. Şuradan kameramı seçiyorum. Attributes'tan V-Ray Physical Camera diyorum. En aşağıya iniyorum. Extra V-Ray tıklayarak Treat as V-Ray Physical Camera deyip Render'a basacağım. Tabi güneşi arkaya almak da müthiş bir fikirmiş. Şunu durdurayım ESC ile. Öbür tarafına geçtim. Tekrar render aldım. Yani bizim elde ettiğimiz şeyin çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Şu bizim kürecikler biraz büyük mü gibi acaba? Onları küçültürüz. Sonra diğerleri güzel görünüyor şimdilik. Bakalım tamamı çıksın.24 dakikada elde ettiğimiz şey budur. Bu dersi burada bırakayım. Bir sonraki derste şu ortadaki kemer gibi zımbırtı yaparız. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.